Herkese merhabalar. Bu videoda Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin incelemesini yapacağım. Öncelikle bilançolarını gözden geçireceğiz. Daha sonra grafiğine bakıp fiyat hareketleri neler yapabilir? Bununla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz hafta içi her gün 3 şirketin incelemesini yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bu 3 şirketi sizlerden gelen talepler doğrultusunda belirliyorum. O yüzden bundan sonraki videolarda hangi şirketlerin incelenmesini istiyorsanız lütfen videonun yorumlar kısmına yazınız. Benim bu şirkette hiçbir pozisyonum yok. Ben pozisyon taşıdığım şirketleri katıl abonelerine özel portföy yönetiyorum bölümünde açıklıyorum. Daha fazla istifade etmek isteyenler oraya katılabilirler. Şimdi Türk Lirası bazlı 10 çeyreklik olarak bilançoların seyrine baktığımızda satışların bir önceki yıl enflasyon muhasebesi uygulanmış bilançoya göre düştüğünü görüyoruz. Faaliyet karının yine aynı şekilde bir önceki yıl enflasyon muhasebesi uygulanmış bilançoya göre düştüğünü görüyoruz. Net kar tarafında ise şirket 2022 yılında aslında zarar ediyormuş enflasyon muhasebesi uygulanınca 2023 yılında kar etmeye başlamış görünüyor. Faaliyet karının artıyor olması da satışların artıyor olması da gayet pozitif unsurlar. Ben buradaki tabii ki net kar tarafını çok önemsemiyorum. Fakat faaliyet karının yükseliyor olması daha pozitif bir durum diyebilirim. Fiili dolaşım oranı 33,49 seviyesinde. Ben halka açıklık oranı 15 ile 40 arasındaki şirketlerin güvenli bölgede olduğunu düşünüyorum. Bu şirketin halka açıklık oranı da gayet güzel, güvenli bölgede diyebilirim. Çarpanlarına baktığım zaman özellikle son açıkladığı bilanço sonrasında çarpanların biraz daha düşük kaldığını düşünüyorum. Kendi hesapladığım içsel değerinde de son bilanço sonrasında büyük bir artış oldu. İyi bir bilanço açıkladı şirket. Dolayısıyla şu anda hak ettiği değerin biraz altında fiyatlandığını düşünüyorum. Tabii ki çok büyük bir ucuzluk yok. Birazdan grafiğine bakınca zaten onu anlatacağım. Ortaklık yapısına bakalım. Akfen Holding Anonim Şirketi sermayedeki payı %66,50, oy hakkı oranı %81,39. Halka açık kısmın bulunduğu diğer dediğimiz alan sermayedeki payı %33,50, oy hakkı oranı %18,61. Eşit ve adil olmayan bir ortaklık yapısı var. Ben böyle şirketleri uzun vadeli sepetime eklemiyorum. Kısa vadede tabii ki al satlar yapılabilir. Sizler yatırım yapmadan önce şirketin hakim ortaklarını mutlaka araştırmalısınız. Bu kişi ve kurumlarla ortak olmayı ister misiniz, istemez misiniz? Buna kendiniz karar vermelisiniz. Sermaye artırım ve temettüler kısmına baktığımızda yeni halka arz olan bir şirket olduğu için temettü ile ilgili geçmiş verileri bulunmuyor. Dolayısıyla temettü yatırımcılarının ilgisini çekebilecek bir şirket değil. Sermaye artırımları tarafında da yeni halka arz olduğu için yakın zamanda bir tekrar sermaye artırım ihtiyacı hissetmeyebilir şirket diyebiliriz. Fon pozisyonlarına bakalım. Birçok yatırım fonu bu şirkette yatırımcı pozisyonunda. Bu gayet güzel bir durum. Birçok yatırım fonu bu şirketi incelemişler ve yatırım yapmaya uygun görmüşler. Bir de yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösterdiği için tematik bir şirkette diyebiliriz. Bazı yenilenebilir enerji ya da sürdürülebilir enerji, temiz enerji fonları da bu tarz şirketlere zaten yatırım yapmak zorunda olduğu için pozitif bir etkisi olabiliyor tematik yönünün olması. Karlılık oranlarına bakalım. Brüt kar marjı %50,43 seviyesinde. Bir önceki yıl enflasyon muhasebesi uygulanmış bilançoda %58,21 seviyesindeymiş. Brüt kar marjının düşüyor olması negatif bir görüntü diyebiliriz. Faaliyet kârı marjı %64,48. Bir önceki yıl %73,24'müş. Faaliyet kârı marjı da eriyor. Bu da negatif bir görüntü diyebiliriz. Şöyle bir de öz kaynak kârlılığına bakalım. Öz kaynak kârlılığının artıyor olması pozitif bir görüntü. Bir önceki yıla göre de öz kaynak kârlılığı çok artmış. Zaten bu yüzden esasında içsel değerini arttırdı şirket. Son hesaplamalarımıza göre bu bilanço pozitif olarak yorumluyoruz. Net borç tarafı, şirket nette borçlu bir şirket. Borçlar artmaya devam ediyor fakat çok rahatsız edici boyutta bir borçluluk oranı yok diyebilirim şirketin. Grafiğine bakalım. Grafik acaba bize neler söyleyecek? Halka arz olduktan sonra bu şirkette de tabii ki yükselişler oldu. Daha sonra Borsa İstanbul'un düzeltme serisiyle birlikte düzeltmesini yaşadı. Sonra yavaş yavaş yükselişler oldu. Bir aşırılık olmadı. Fakat bilançolar bu fiyat hareketinden daha fazla ilerledi diyebilirim. Yani şu an son getirdiği bilanço ile birlikte şirket benim hesapladığım içsel değerini 31,02'ye çıkardı ki ben yanlış hesaplıyor olabilirim ve daha yüksekte de olabilir bu değer. Dolayısıyla şirketin kendi bilançolarıyla ortaya koyduğu performans hisse performansından daha ileride oldu bence. O yüzden son bilançosuyla birlikte bu
fark iyice açılınca bilanço açıklandıktan sonra bugün tavandan işlem görüyor zaten. En azından 31 bölgesine kadar bu fiyat hareketinin gitmesini beklerim. Fakat 37, 40 ve 41.82 bölgelerine kadar gitmesi de daha yüksek ihtimaldir. Yani bu bilanço ile birlikte coşkunun alınıp daha da yüksek noktalara gitme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Ben olsaydım 37, 40 ve 41.82 bölgelerinden kademeli kar realizasyonu yapardım. Bu bölgelerden satış gelme ihtimalini yüksek görürüm ve buraya kadar da en azından 37, 40'a kadar da gitme ihtimalini de yüksek görürüm. Dolayısıyla eğer bu şirketin yatırımcısı olsaydım, buralarda almış ve bekliyor olsaydım 37, 40'tan önce satmayı düşünmezdim. Açıkçası en satılabilir, en büyük kar realizasyonunun gelebileceği kısım 37.40 ve belki de 41.82 olarak görünüyor. Şu an için hala uygun alım bölgesinde fakat tavandan işlem gördüğü için almak pek mümkün olmayacaktır. Daha önceden belki de bu riski almak gerekiyordu. Dolar bazlı grafiğine baktığımızda şöyle halka arz olduğu dolar fiyatının, dolar bedelinin altına düştüğünü görüyoruz şirketin. İki kez bakın şu bölgelerde halka arz olmuş şu seviyelerde. Ve halka arz olduktan sonra dolar bazlı halka arz olduğu seviyenin altına düşmüş iki kere ve ikisinde de aslında güzel tepkiler vermiş. İkisi de alım fırsatı olmuş diyebiliriz. 1 dolar seviyesinde şirket kar realizasyonu yaşamış bir satış görmüş. Dolayısıyla yine 1 dolar seviyesi kar realizasyonunun yaşanabileceği bir bölge olabilir. Burada dikkatli olmak lazım. Kademeli Türk lirası bazlı az önce anlattığım direnç bölgelerinde kar almanın doğru olabileceğini düşünüyorum. Daha sonraki seviye belki 1.20 dolar seviyesi olabilir ama öncelikle 1 dolardan satış yaşanabilir. Bu şirketin aşağıda ise 0.44, 0.50 dolar seviyesi güçlü bir destek bölgesiymiş. Bundan sonra tekrar o bölgelere inmesi biraz düşük ihtimal gibi görünüyor. Öncelikle 1 dolarlar seviyesine kadar şöyle bir çıkıp belki küçük bir geri çekilme. Ondan sonra tekrar yükseliş hareketini yaşaması daha yüksek ihtimal olabilir. Önümüzdeki süreçte eğer bilançoları böyle iyi gelmeye devam edecekse bu şirkette yükseliş hareketinin gelmesi kaçınılmaz. Dediğim gibi şirketin gösterdiği bilanço performansı hisse senedinin gösterdiği fiyat performansından daha iyi gibi görünüyor. Şu ana kadar halka açıldıktan sonraki durumu göz önünde bulundurursak bilançolar üstüne koya koya ilerleye ilerleye gidiyor. Halka açılmış olmak bu şirkette de sanki bir doping etkisi yaratmış. Halka açılmanın verdiği yeni sermaye ile birlikte şirket daha iyi yoluna devam ediyor görüntüsü var diyebilirim. Umarım faydalı olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyorum.